Arkadaşlar merhaba, Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte önceki videoda öğrendiğimiz Recursion ile alakalı bir soru çözeceğiz. Çok güzel bir soru olacağını düşünüyorum. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi bugün çözeceğimiz soru Fibonacci dizisi ile alakalı. Fibonacci dizisini zaten birçoğumuz duyduk daha önceden biliyoruz. Bilmeyenler için de şöyle açıklayayım. Birinci ve ikinci elemanımız Fibonacci dizisinde bizim birdir. Ve kalan bütün diğer elemanlar kendisinden önceki iki elemanın toplamı şeklinde oluşurlar. Ne demek istiyorum? Burada mesela üçüncü elemanımız olan iki var. Bu iki sayısı kendisinden önceki iki elemanın toplamı şeklinde oluşmuştur. Yine buradaki 3 sayımız kendisinden önceki iki elemanın toplamı. 5 sayısı kendisinden önceki iki elemanın toplamı şeklinde sonsuza kadar bu dizi devam ediyor. Bugün öyle bir fonksiyon, öyle bir program yazacağız ki kullanıcının yani kullanıcı girebilir veya direkt biz programa sallayabiliriz. Verilen eninci terimdeki elemanın ne olduğunu döndüren bir fonksiyon yazmak istiyorum bugün. Ee, örneğin kullanıcı 5 girerse 1, 2, 3, 4, 5. elemanımız olan 5'i döndürecektir. Veya n eşittir 6 olursa mesela 6. elemanımız olan 8 e, sayısı döndürülecektir kullanıcıya. Yani girilen eninci elemandaki sayının ne olduğunu bulan, Fibonacci dizisinde ne olduğunu bulan bir fonksiyon yazacağım. Ve bunu ee, recursive olarak yazmayı düşünüyorum. Hazırsanız e, yavaştan yazmaya başlayalım. Şimdi öncelikle bir fonksiyon yazacağımızı söylemiştik. Fonksiyonumuzu yazmaya başlayalım. Static e, void değil, int olacak. Bir tam sayı e döndüreceğiz çünkü. Static integer fib demek istiyorum şimdilik ben buna. Ve içerisinde integer n isminde bir e, parametre alacak. Parantezlerimizi açalım. Şimdi burada demiştik ki e, birinci ve ikinci e, sayının bir olduğunu biliyoruz. Eğer biz burada o zaman iki şartımız olacaktır. Eğer girilen n 1 ya da 2 ise direkt 1'i döndürmemiz yeterli olacaktır. If n eşit eşit 1 ya da ya da n eşit eşit 2 ise return 1 değil mi? 1'i döndürecek. Değilse farz edelim ki 3'ü girdiyse veya 4'ü girdiyse. Şimdi burada nasıl bir algoritma kuracağız? Gelin beraber bunu yazmaya başlayalım. Ben şimdilik örnek olarak 6'yı seçeyim. 6. elemanımız 8 olduğu için ne yapıyorum? F6. eşittir. şunu bir yorum satır haline getireyim şurayı. Şunu da içeriye aldım mı? Şimdi size nasıl çözeceğimizi bunu anlatmaya başlayalım. Şimdi f 6mız neydi bizim? F5 ile F4'ün toplamıydı değil mi? Eşittir. F parantez içerisinde 5 artı F parantez içerisinde 4. Peki bizim F5'imiz neydi? O da Şunları 5 yapıyorum. O da F4 ile F3'ün toplamı. Peki bizim F3'ümüz neydi? Veya F4'ümüz neydi? O da F3 ile F2'nin toplamı. Bizim e, F3'ümüz neydi? F2 ile F1'in toplamı. Şimdi biz F2 ile F1'in ne olduğunu biliyoruz. Birincisi bu, ikincisi bu. İkisi de 1 değil mi? F3'ümüz o zaman 1 artı 1 olmuş oluyor. Yani 2. F3'ümüzün artık değerini bulduk. F3'ümüz 2. F3 yerine yukarıda 2 yazıyorum. F2'miz zaten 1'di. Bakın F4'ün yeni değerini bulduk. 2 artı 1'den 3 geldi. Yukarıya F4 yerine 3 yazıyorum. F3'ümüz neydi? 2'ydi. 2'yi yazdım. Bakın F5'in değerini bulduk. F5'imizin değeri 5. F5 yerine 5 yazıyorum. F4 yerine de 3 yazıyorum. Bakın F6'nın değerini bulduk. 5 artı 3'ten 8. Şu anda yazacağımız bu fonksiyon birebir şurada yaptığım aynı işlemi yapacak. Ben burada fark ettiyseniz aşağıdan buldum, ikoriye koydum. Ee, sürekli yani bulduğumuz bir daha kullandım, bir daha kullandım. Burada aslında bir e, callback işlemi yapıldı. Callback diyoruz biraz önce yaptığım işleme. Şimdi bu işlemin aynısını gelin fonksiyona yaptıralım. Bizim e, tek bildiğimiz değer, iki tane değerimiz var. Birinci ve ikinci değerimiz. Onun da bir olduğunu biliyoruz. Fakat ondan daha yüksekse ne yapacağız? Farz edelim ki 6'yı bulmaya çalıştığımız durumda en başta ne yaptık? 1 ile 2'yi zaten biliyorduk. 3'ü bulduk. Daha sonra 4'ü bulduk. 5'i bulduk. 6'yı bulduk. Gelin fonksiyonumuzu bir daha çalıştıralım. Kendi içerisinde bir daha çağır, e, çağırt, Return diyorum. Pip parantez içerisinde. En eksi 1 diyorum. Artı. Yine fonksiyonumu çağırıyorum. Parantez içerisinde. En eksi 2. Şimdi burada ne yaptım? Bize buraya 6 sayısının geldiğini düşünelim. If, e, if satırımız sağlanmıyor. Direkt şuraya geliyor. Fonksiyon kendini iki kere çağıracak burada bir 5 için çağıracak bir 4 için çağıracak yine burası başa döndü if satırı sağlanmadı burada bir 4 için çağırıyoruz bir 3 için çağırıyoruz ta ki 2 ve 1 olana kadar 2 ve 1 olduğu zaman if satırı sağlanıyor ve bize 1 1 diye değer dönüyor burası 1 bir artı 1'den 3 geliyor ee, özür dilerim 2 geliyor ve bir önceki çağrıma dönüş yapmış oluyoruz bir callback işlemi gerçekleşiyor. F3'ümüzün değerinin burada 2 olduğunu buluyoruz. Daha sonra return'dan bir üst ekmeğe çekiyor program. Orada da fib 3'ümüz belli. Fib 2'miz belli. Ne yapıyoruz orada da? 2 artı 1'den fib 4'ü 3 buluyoruz. Aynen programımız bu şekilde çalışacak. Şu an bir yanlışlık yapmadıysak tabii. E, fonksiyon şimdilik böyle kalsın. Programda main satırının içerisinde bir çağıralım bakalım. Ben burada fib 5 dersem. Hatta bunu bir Print satırının içerisinde bastırırsak bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Çalıştırıyorum programa. Beşincimizin 5 beş döndürmesi lazım. 5 döndürdü çok güzel. 7'ye bakalım. Enter diyorum çalıştırıyorum. 13 döndürmesi lazım ve 13 döndürüyor çok güzel. Şimdi umarım nasıl çalıştığını anlamışsınızdır. Tekrardan anlatacağım şimdi zaten. Şunları bir düzenleyelim biraz. Şimdi biz ne yaptık burada? Fibonacci 7'yi gönderdik. E, fonksiyonumuzu 7 değerini gönderdik. Fonksiyonumuz çalışmaya başladı. Gönderilen sayı 1'e veya 2'ye eşit değil. Burası sağlanmadı. Return satırında bize Fibonacci e, fonksiyonundan n6 ve n5 olarak iki kere fonksiyon bir daha e, çağrıldı. İki kere bir daha gönderildi. Daha sonra 5 ve 4 olarak, 4 ve 3 olarak, 3 ve 2 olarak, 2 ve 1 olarak. O zaman ne oldu 2 ve 1 olduğunda? Şu satır sağlanmaya e, turu olduğu için bu satır çalışmaya başladı ve bize 1 değeri döndü. Yani bizim burada bulduğumuz şey neydi? 1 artı 1'den 2'yi bulduk. Bu da Fib 3 yapıyor yani Fibonacci dizisinin 3. elemanını bulmuş olduk. Bir üst satıra callback işlemi yapıldı burada. Ne oldu Fibonacci 3'ü bulduğumuzda? Fibonacci 4 duruyordu hali hazırda. Biz ne yaptık? Fibonacci 3'ümüz 2 idi. Fibonacci 2'miz zaten 1. Fibonacci 4'ü de burada 3 olarak bulmuş olduk. Bir üst satıra callback yapıldı otomatik olarak. Ne yaptık? Fibonacci 5 vardı orada. Bizim dördümüz zaten 3'tü. Üçümüz de zaten 2'ydi. Fibonacci 5'i de 5 olarak bulduk. Ta ki bu 7'ye gelene kadar biz burada 7'yi göndermiştik. 7 olduğunda ne oldu? 6'yı zaten bulmuştuk. 5'i de biliyorduk. 5 ile toplamından da 7. elemanımızı 13 olarak. Burada 5'imiz 5'te 6'mız 8'de. Toplamlarını 13 olarak bize vermiş oldu. Program tamamen böyle çalışıyor. Çok kısa şimdi şurayı bir daha e, özet geçmek istiyorum. Çünkü önemli bu e, konu. Şurayı e, hatta hiç silmeyeyim. yeri yapıştırayım ben bunu. E, F2 yazmak istiyorum buraya bir. F2 eşittir 1 diyorum. F1 eşittir 1 diyorum. Şunu bir kopyalayayım. Şuralara yapıştıralım. Sayıları güncelleyeceğim birazdan. Ee, Recursion'un en basit örneklerinden birisidir fakat e, bunu anlamak biraz e, sıkıntı olabiliyor bazen e, Herkes ilk görüşte anlayamıyor maalesef Fakat kafanıza oturursa zaten harika hiçbir sıkıntı yok demektir O yüzden e, tekrardan anlatmak istiyorum burada Şimdi F3'ün F2 ile F1'in toplamı olacak bu F4 F3 ile F2'nin toplamı F5 F4 ile F3'ün toplamı e, F6 F5 ile F4'ün toplamı Bir de F7 yazalım 7. örneği yaptığımız için 7'yi de yazmak istiyorum buraya. 7 de 6 ile 5'in toplamı. Şimdi bizim 1 ile 2'miz 1 değil mi? Fonksiyona biz F7'yi gönderdiğimiz zaman fonksiyon bize burada F6 ve F5'i çağırdı. Tam olarak şurası. Daha sonra F6 çağrıldığı zaman fonksiyon bir daha çalıştı. F5 ve F4'ü çağırdı. F5 çağrıldığı zaman burası oldu. Burası oldu. Burası oldu. Ta ki F2'ye F2, F2 gelene kadar. F2'mizin 1 olduğunu gördük. 1'i yazıyorum F3 için. F1'imizin 1 olduğunu gördük. 1'i yazıyorum. Ne oldu? Şurası ilk çalıştığında. F3'ümüzün değerini buldu. 1 artı 1'den 2. Fonksiyon üst satıra geçti direkt. Callback yapıldı. F3'ümüzün yeni değeri 2. F2'mizin değeri 1. Bakın F4'ün değeri ortaya çıktı. 2 artı 1'den 3. F4'ün değeri 3. F3'ün değeri 2. F5'in değeri çıktı ortaya 5. 5 artı 3 F6'nın değerini 8 bulduk. 8 artı 5 F7'nin değerine 13 bulduk. Az önceki yazdığım program şurada işlettiğim e, döngü gibi çalıştı birebir aynısı olarak çalıştı Hatta en yukarıdan başladık en aşağıya kadar en basite kadar program indi en basiti bulduğumuzda yukarıya doğru bu en basit sürekli taşıdığı yukarıya ve istediğimiz değeri bulmuş oldu. Bu soru tamamen bu kadar. Bunun dışında açıklayacak bir şey yok zaten. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Eğer anlamadığınız kısım olduysa da zaten yorumlar kısmında mutlaka sorun. Yardımcı olurum. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoda Recursion ile alakalı çok güzel bir örnek çözdük. Fibonacci sayı dizisi ile alakalı. Bundan sonraki videolarda da artık yavaş yavaş Java'yı Java yapan üyelerden biri olan Object Oriented Programlamaya geçiyoruz. Şimdiye kadarki videolarda kafanızı karıştıran veya anlamadığınız bir kısım olduysa Mutlaka tekrar edin, mutlaka soru sorun. Çünkü bundan sonraki videolarda artık yavaş yavaş e, daha zor konulara girmeye başlıyoruz. Java'yı Java yapan e, şeyleri öğrenmeye başlayacağız. Object Oriented, nesli yönelimli programlamayı öğrenmeye başlayacağız. O yüzden buraya kadar olan dersler çok önemliydi. Temel düzeyde bilginiz olması için. Dediğim gibi mutlaka anlamadığınız bir yer olduysa tekrar etmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.